Felaket paşam. Şehzade Beyazıt asker toplamış, ordu kurmuş. Şehzade Selim'in üzerine yürüyecekmiş. Şehzade Beyazıt'ın harekete geçeceği Mehmet Paşa'nın da kulağına gitmiştir. Vaziyeti hünkârımızdan saklayamayız. Ne yapacağız paşam? Nasıl hesap vereceğiz? Bizim elimizden ne gelir Ali Paşa? Belli ki şehzadeler savaşacak. Ne yaparsak yapalım buna mani olamayacağız. Gereğine hünkârımız karar verecek. Gel. Amasya'dan gelen haberleri aldınız mı Rüstem Paşa'm? Gel. Hünkârım, Rüstem Paşa, Ali Paşa ve Mehmet Paşa kapıdalar. Mezun'un acil heyet olduğunu söylediler. Gelsinler. Hünkârım. Söyle Rüstem Paşa. Amasya'dan haber aldık. Şehzade Beyazıt asker toplamış. Kendisine destek olacak beyler olduğunu da işittik. Şehzade Beyazıt Konya'ya yürümek için gün sayarmış. Sen ne dersin Rüstem? Ne askeri? Beyazıt'a kim destek olacakmış? Anadolu Beyler Bey'im, Cenab-ı Ahmet Paşa, Karaman Beyler Bey'im, Solak Ferhat Paşa, Adana Beyler Bey'i, Piri Paşa kendilerine destek kuvveti göndereceklermiş. Sen ne düşünürsün Ali Paşa? Hünkârım, Kütahya ziyaretim esnasında Şehzade Beyazıt asker toplamıyordu. Ancak akabinde Amasya'da neler oldu bilemem. Bunun bir iftira olmadığından emin misin Rüstem? Maalesef hünkârım. Malumatı teyit ettik. Ferman-ı şerifiniz nedir hünkârım? Ne yazık ki Şehzadem Beyazıt elindeki son fırsatı da kaybetti. Madem savaş istiyor, istediğini alacak çekilebilirsiniz. Şehzade Beyazıt'a destek veren paşalara birer mektup yazmak icap eder. Paşam, böyle bir mektup Şehzade Beyazıt'ın ölüm fermanı olur. Biz hünkârımıza sadakat yemin ettik Ali Paşa. Şehzade Beyazıt asker toplayarak yalnızca Şehzade Selim'e değil, hünkârımıza karşı da cephe alıyor. Artık onun yanında duramayız. Hiç kimse duramaz. İsyan eden bir şehzadenin akıbeti bellidir. Buraya kadarmış. Sultanım, Şehzade Beyazıt'a gönderdiğiniz akçeler bugün yarın eline ulaşır inşallah. İnşallah Sümbül. O gün yaklaştıkça içim sıkılıyor. Ruhum daralıyor. Her ne kadar kardeşim Selim'le aram kötü olsa da Hadise'nin buraya gelmesini istemezdim. Kim ister sultan? Kim ister? Sultanım. Sultanım müsaadenizle. Bayas'tan haber mi var? Hayır, yok sultanım. Sizinle ve çocuklarımla birlikte olmak istedim.
unutalım onu o günleri. İyi misiniz? Bunları yakın! Bu nasıl karanlık? Daha fazla kandil getirin. Çabuk ol! Çabuk ol! Ebu Suud Efendi, pek kıymet verdiğim Hoca Çelebi, ne dil söylemek ister, ne el yazmak. Lakin devletimin istikbali, reayamın huzuru ve saadeti için bir an evvel bir karara varmak mecburiyetindeyim. Allah beni bir şehzademin daha ihaneti ve isyanıyla sanıyor. Şehzade Bayezid, hükmümü ve varlığımı hiçe sayarak sözümden çıktı. Kardeşi Şehzade Selim'in üzerine orduyla yürümeye hazırlanırmış. Size hürmetim ebedi. İlminize, irfanınıza itimadım tam. Şimdi böyle bir ihanetle beni amansız sıkıntılara gark eden Şehzade Bayezid'e şer'an ne yapmak icap eder? Bizi yalnız bırak Lokman. Validem bu günleri evvelden görmüştü. Duası hala üzerinizde Şehzadem. Bu zırh sizi koruyacaktır. Geri döneceğim Defne. Sana söz veriyorum. Ben seni geç buldum. Tez yitirmeyeceğim. Seni ve evlatlarımı asla yalnız bırakmayacağım. Ebu Suud Efendi Hazretleri yolladılar. Hünkârımızın sualine cevabıymış.
El cevap. Yüce hünkârım, sualiniz üzerine uzun uzun düşündüm. Zihnimde ölçtüm, biçtim. İlmi fıkıha, şer'i hukuk kitaplarına defaatle göz gezdirdim. Cevabı bilmeme rağmen başka bir yol aradım. Neyleyim ki bulamadım. Şehzade Bayezid'in emirlerinizi hiçe sayıp asker toplaması ve dahi kardeşinin üzerine yürümesi, siz yüce padişahımızın, hanedanımızın ve devlet-i âliyenin istikbalini alenen tehdit etmektir. İş bu tehdidi yapan Şehzade Bayezid, hakkın yolundan şaşmış bir asi olduğunu cihana ilan etmiştir. Bu suçu işleyen şehzadenin kanunu kadimen ve şer'an katli vaciptir. Aslanlarım, yiğitlerim, vakit geldi. Konya'ya doğru yola çıkacağız. Anadolu, Karaman ve Adana Beylerbeyi bütün kuvvetleriyle birlikte Konya Ovası'nda bize destek olacaklar. Ateşten bir yol var önümüzde. Bu savaş, mazlumların zalimlere karşı olan savaşıdır. Aslanlarım, Allah gazamızı mübarek eylesin. Derhal 5000 yeniçeri, 3000 sipahi hazırlansın. İsyanı bastırmaya, Seyyid'in ordusuna destek olmaya gidecekler. Paşalardan haber var mı? Fermanınız üzere her birine bir emirname yolladım. Şehzade Bayezid'i değil, Şehzade Selim'in yanında saf tutmalarını söyledim. İnşallah emirlerinize riayet edeceklerdir. İnşallah. Eğer etmezlerse karşılarında beni bulurlar. Hiç tereddüt etmem, başlarına ezerim. Sokollu. Hünkârım. Ordularımı sen komuta edeceksin. Derhal hazırlığını yap, Konya'ya doğru yola çık. Selim'in ordusuna da sen serdarlık et. Emredersiniz hünkârım. Çekilebilirsiniz, hazırlıklarınızı yapın. Yeah.
Gel. Şehzadem. Şehzadem. Şehzade Bayezid ordusuyla buraya geliyor. Biliyorum. Şehzade Bayezid'in buna cüret edeceğini biliyordum. Lala, derhal eyaletteki askeri hazır et. Yemiyeli askerimizin sayısı ne? Kafi değil. Şehzade Bayezid belli ki çok asker toplamış. Yoksa yola çıkmazdı. Ordusuyla bu şartlarda baş edemeyiz şehzadem. Hünkârımızın haberi vardır değil mi? Bize destek olacaktır. Tek umudumuz bu sultanım. Muhakkak haber almışlardır. Ayrıca ben yine de haber ederim. İnşallah destek vaktinde gelir. Şehzadem Murad'ı çağır. Sancağındaki askerle birlikte benim tarafımda saf tutacak. Şehzadem, ne olur yapmayın. Şehzademiz Murad'ı ateşe atmayın. Bana bir şey olursa onu sağ koyarlar mı sanıyorsun Nurbanu? Bunu en iyi sen biliyorsun. Hepimizin hayatı bana bağlı. Sultanım, eyvallah olsun. Vallahi savaş başlıyor sultanım, savaş. Validem bu zırhın beni Bayezid'den koruyacağını tahayyül edemezdi. Gel. Hoş geldin aslanım. Aslanım. Murat'ım. Gitmeni hiç istemiyorum. Lakin başka çare yok. Ama gitmeliyim validem. Babamı böyle vakitte yalnız bırakamam. Babamın kaderi benim kaderimdir. Amcam Bezde'yi yenmek mecburiyetindeyiz. Vaziyet fena paşam. Kaçış yok. Kan dökülecek. Sultanım. Rüstem. İşittiklerim doğru mu? Bayezid ve Selim arasındaki savaş başlayacakmış. Doğru sultanım. Şehzade Bayezid askerlerle birlikte Şehzade Selim'in üzerine yürüyor. Bayezid güçlü. Cengaver. Epeydir asker topluyor. Güvendiği beyler olduğunu da söylemişti. Elbette onlardan da destek alacaktır. Her şartta kazanır, öyle değil mi? İnşallah Mirva. Hayırlısı neyse olsun. Nedir anlatacakların Ali Paşa? Söylemesi zor. Anlat. Rüstem Paşa, şehzademiz Bayezid'e ihanet etti.
destek sağlayan paşalara mani oldu. Yani anlayacağınız sultanım, Rüstem Paşa'mız Şehzade Selim'in tarafına geçti. Hayır. Olamaz. Rüstem. Sultanım. Rüstem Paşa'mız müsait değiller. Çekil Rüstem. Sultanım. Seni hain. Seni sahtekar. Nasıl yaparsın bunu ha? Nasıl yaparsın? Nasıl ihanet edersin? Mihrimah! Mihrimah! Başka çare yoktu Mihrimah. Şehzade Bayezid'in kaderi, Hürrem Sultanımız ölünce belli oldu. Kaybetmeye mahkum. Senin yüzünden. Senin onun kurtuluşu olabilirdi. Onun kurtuluşu sen olabilirdin. Hayır Mihrimah! Ne yaparsam yapayım kâr etmeyecekti. Hünkârımız ona düşman belledi. Onun akıbetine o karar verdi. Öyle ki Şehzade Bayezid'in ölüm fetvasını bile aldı. Her şey bitti artık Mihrimah. Şehzadem, çok kalabalıklar. Sayılar çok değil şehzadem. Paşaların desteğiyle rahatlıkla alt ederiz. Onlar nerede kaldı? Habercilerle konuştum şehzadem. Gelmek üzereler. Sultanım. Hünkârımızı görmem lazım. Evladının ölüm fetvası nasıl almış, nasıl yüreği dayanmış anlatsın bana. Olmaz sultanım. Çekil şuradan. Hünkârımız burada değil. Thank you.
yolumuz ey canım. Ey canım, hasrete varır yolumuz ey Allah. Müzik.